böyle. Haftanın 4 günü, 5 günü, en az 3 günü gelmek zorundaydım. Ama merkeze işte ben de gidemiyordum. Hani şey olarak maddi durum imkanı yok. İşte merkeze 22 kilometre. Her gün gideceğim. Tekerlekli sandalyedeyim. İn bin hani kim indirip bindirecek? Neyle gidip geleceğim? Maddi durumum buna izin vermedi. Madem öyle dedim. Ben de bu işe madem çıktık. Abdullah hocam her zaman diyordu. Yapmışken en iyisini yap. İşte onların yönlendirmesiyle işte kendi odamda, yattığım odada hani bu odayı artık biraz daha nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim derken Ali abi diye birisi vardı. Dedim işte abi bana bir bar gibi bir şey lazım hani uzun biraz daha geç. O da sağ olsun hurdadan çalıştığı yerden bir yerden buluverdi. Onu verdi işte onu taktım işte yastıklarla bilmem işte bench press sehpam yoktu kanepenin üzerine koyarak. Öyle çalıştım yani. Hani günde bir antrenman yapıyordum. Hani sadece can sıkıntısı için yapıyordum. Artık iş ciddiye bindi. Günde 2 antrenman yaptım. İşte antrenman arasını uyumayla bilmem neyle geçirdim. Artık yediğime içtiğime dikkat etmeye başladım Abdullah hocamın şeysiyle. Çünkü ağırlık kaldırdıkça, kendimi geliştirdikçe sanki 1 kilo daha fazlasını kaldırdıkça kendimi dünyayı kaldırmış gibi hissettim. Yani adeta bir dezavantajlı birey olarak sanki ama dezavantajlarımı yani engellerimi aşmış gibi hissettim. Engellerimi aşmış gibi hissedince içimde bir tutku oluştu. Tabii o tutku da yani patladı. Türkiye ikinciliğine kadar gitti. Müsabakayla işte taçlanınca işin çok daha farklı bir boyuta evrildi. Yani oradaki coşkuyu görünce veya orada bir şey o ağırlığa girince 100 kilonun yüzlerce kilonun altına ağırlığın altına girip de kaldırınca dediğim gibi dünyayı kaldırmış gibi hissediyorsun. Spor adeta bir nefes alma organım oldu bende ekstradan. Yani böyle bir spor sanki içime farklı bir şey koydu. Bana öyle bir hissettirdi. Spor farklı bir duygu hissettirdi. Yeniden bir organ kazandım ve bu organ sayesinde farklı bir nefes alıyorum artık. Dünyaya farklı bakıyorum. Bu sporun mutluluğu, sporun verdiği coşku, sporun benden götürdüğü çoğu stresi alıp yani yerine mutluluk getirmesi, mücadele hırsı, mücadele ruhu getirmesi çok farklı bir şeydi. Bundan sonraki ilk hedefim işte daha fazla çalışıp yani imkanlar doğrultusunda daha fazla çalışıp elimden geleni yapıp milli takım ve Avrupa'dan hatta yapabiliyorsam olimpiyatlardan bir madalya mutlaka. Destekliyoruz arkasındayız. Ölesiye kadar da destekleyicinin arkasındayım.